Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size görselde gördüğünüz gibi Litex marka akıllı priz programlanabilir dijital göstergeli akıllı prizin zaman ayarına nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar bu akıllı prizi kullanıldığı yerler genellikle ev ortamlarında çalışan bütün elektrikli malzemeleri kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Elektrik beslemesini keserek ayarladığınız program dahilinde tekrardan yeniden verebilirsiniz. 8 tane programlama menüsü var arkadaşlar bunda ayrı ayrı. Zaten birazdan size programlamaları nasıl yapıldığını göstereceğim. Göstermeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Ben daha önce diğer zaman ayarlı prizleri de programladım ama bunda şöyle bir durum var. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Programlamaya başladığınız saati geçirmemeye çalışın arkadaşlar. Atıyorum saat şu an 10. Siz bu prizi saat 7'de çalışmaya başlasın, 23'te dursun diye programlarsanız arkadaşlar, bakın tekrar diyorum, saat sabah 10. Siz bu prizin saatini sabah 7'de çalışsın, 23'te saat gece 11'de dursun diye ayarlarsanız, şu günkü ayarladığınız gün için size çıkış vermez. Sürekli kendini kapalı konumda tutar. Ta ki ertesi gün sabah 7 gelene kadar, ertesi gün yani yarın sabah 7 geldiğinde otomatik olarak kendisi devreye girer arkadaşlar. Yani beklemeniz gerekecek. Bunu da hatırlatayım ben size. Boş yani zamanınızı siz burada ayarladınız. Efendim bu priz niye devreye girmedi deyip de kafanızda soru işareti oluşmasın. Peşinden söyleyeyim onu. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu sıfır kutudan çıktığı zaman size böyle ekranda saat ve gününü gösteren tarih, yani haftanın gününü gösteren tarih bu şekilde sıfırdan başlayarak geliyor. Siz bunun ayarını şu şekilde yapacaksınız. Şöyle hemen göstereyim. Tuşlardan da bahsedeyim önce de. Gördüğünüz gibi hafta, saat, dakika, reset, saat, ondan sonra timer, on off, otomatik, manuel ve rastgele butonları mevcut. Arkadaşlar programlamaya başlarken clock tuşuna basılı tutarak şu an içerisinde bulunduğumuz zaman dilimini ayarlıyoruz. Şu an benim saatim 10.45. 10.45 olacak şekilde burayı ayarlıyorum. Elimi çektim. Tekrardan clock tuşuna basarak minut. Buradan da 10.45'e gelecek şekilde ayarlayıp elimi bıraktım arkadaşlar. Daha sonra bizim çalışmasını ve durmasını istediğimiz zaman aralıklarına girmemiz gerekiyor. Ama öncelikle oraya geçmeden önce tarihi ayarladık ama haftayı da ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani haftanın gününü de ayarlamamız gerekiyor. Aynı şekilde tekrar clock tuşuna basılı tutarak buradan yine içerisinde bulunduğumuz günü giriyoruz. Daha sonra prizin çalışmasını ve devreden çıkmasını istediğimiz zamanı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de timer tuşuna basıyoruz. Bu arkadaşlar, bu cihaz bize 8 tane programlama seçeneği sunuyor. Timer tuşuna bastığınızda birinci program 10. Yani birinci program çalışmasını istediğiniz, yani prizin açmasını, enerjilenmesini istediğiniz başlangıç saatini girmemiz gerekiyor. Bunu da mesela şöyle yapalım. Yani saati 10.46 ayarlamışım ama saat şu an 10.48. Hemen düzeltelim.
düzelttik. Arkadaşlar, timer'a basıp tekrardan ayarlayacağım yere geldim. Power'a basarak saate buradan 10 minuta geçtim arkadaşlar. Dakikayı ayarlıyorum. 10.49 10.50 yapalım. 10.50'de çalışacak arkadaşlar. Bakın timer'a geçtim. Bu sefer off'a kaydı. Off'ta da ...10.51 diyelim arkadaşlar. Bunu size göstermem lazım. Prizin enerjilenip enerjilenmediğini bir şekilde. Ayarladıktan sonra arkadaşlar yukarıda tekrardan bakın. Wick dediğimiz. Haftanın günlerini, programlamasını yapmamız, yani çalışmasını istediğimiz günleri giriyoruz arkadaşlar. Ben pazartesinden cumartesiye kadar yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Başlangıç ve kapanış saatlerine dikkat edin arkadaşlar. Bakın ben burada ayarlamayı atlamışım. Tekrar ayarlıyorum. Evet. Clock tuşuna basarak geri geldim. Şimdi bunun prize bir cihaz takalım. Çalışıp çalışmadığını görmek için. Bakın arkadaşlar şu an devreye girdi. Şöyle yapacağız. Bunun diğer kapanma saati ne zamandı ona bakalım. 51 geçe. 51 geçe kapanacak arkadaşlar. İkisini aynı anda takip edebiliyor muyuz? Şöyle yanına alayım. Evet, bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 51 geçe yani otomatik olarak kapat. Dediğim gibi arkadaşlar bunun zaman ayarını yaparken siz zamanın başlamasını istediğiniz saat sizin ayarladığınız, yani anlık olarak ayar yaptığınız gerçek zamanda önce olamaz arkadaşlar. Eğer olacaksa da programlaması ertesi günün ayarladığınız saatinde başlıyor. Tekrar söylüyorum. Yani saat şu an 10.52. Ben bunu sabah 7'de çalışsın, 23.55'te dursun diye programladığım zaman arkadaşlar direkt olarak aktif olmuyor. Çıkış vermiyor. Ertesi gün 7'yi beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunu neden yapmışlar bilmiyorum. Ama bunun programlaması böyle. Bununla ilgili internette video yok arkadaşlar. Ya farklı modeller var. O modellerde bu dediğim olay yok. Bu durumu da ayrıca belirtmek istedim burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.